Manşete hoş geldiniz. Bir hafta 10 gün önce neyi konuşuyorduk, şu anda neyi konuşuyoruz farkında mısınız? 10 gün kadar önce, 15 gün kadar önce Akşener, Altılı Masa, Erdoğan ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'dan sonra Londra'ya gitti. Ekrem İmamoğlu yeniden acaba parlatılıyor mu? Filan gibi konular konuşuluyordu. Muhalefet işte Altılı Masa toplantıları sıklaştırdı. 14 Kasım'daki toplantıdan sonra 28 Kasım'da bir araya gelecek ve artık bir eylem planını ortaya koyacak falan. Seçime de 7 ay kaldı. Hatta 7 aydan da az bir süre kaldı. Bakalım ne olacak filan derken iktidar belli ki haftalardır belki aylardır hazırladığı planı devreye koydu. Devreye soktu ve harekat düzenliyor Kuzey Suriye'ye ve Kuzey Irak'a. Pek çok alametle belli ki bu gerek Erdoğan'ın ifadelerinden, gerekse Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ifadelerinden bu aylardır hazırlanan bir harekat, bir plan, bir proje. Fakat bunun kamuoyuna anlatılması veya kamuoyunda makes bulması, kamuoyunda taban bulması, halkın buna ikna olması, vatandaşın e, bunu desteklemesi, etrafında kenetlenmesi, sadece vatandaşın değil tüm basının tüm muhalefetin bu konuda yan yana gelmesi için bir takım hadiseler olması gerekiyordu. O hadiseler de oldu. Ve bunun sonuncusu önce Mersin ardından İstiklal. İstiklal Caddesi'ndeki olay. Hemen İstiklal Caddesi'ndeki olayın arkasından bu gerçekleşince, bu harekat gerçekleşince iş buna yoruldu. Vatandaş öyle anlıyor. Fakat satır aralarına bakıldığında esasen bunun haftalardır planlanan bir proje ve o projenin de hayata geçirilmesi olduğu anlaşılıyor. Gaziantep Karkamış'a düşen füzeler veya roketler var ve hayatını kaybeden siviller var. Beş yaşında bir çocuk var. Cenazeler kalkıyor. Şehit haberleri geldi geliyor gelecek. Böyle bir ortamda bir noktadan sonra konuşmak, anlatmak, anlatmaya çalışmak çok güç. Onu da biliyorum. Çünkü bir öfke birikiyor. Ve iktidar Ankara bu öfkeyi yönlendiriyor. Ve yaptığı hareketlere bir anlamda kamusal, kamuoyu anlamında da bir taban, zemin oluşturuyor. Motivasyonunu nereden aldığını da gösteriyor. Ve zaten şakşakçıları iktidarıyla, muhalefetiyle, basınıyla, sivil toplumuyla yan yana diziliyor. Sanatçıları falan açıklamalar yapıyorlar. Birlik, beraberlik, bağımsızlık açıklamaları. Çok zor böyle ortamlarda konuşmak. Biz sürekli konuştuğumuz, günlük programlar yaptığımız için bu programları takip edenler onu bir nebze anlayabiliyor, bir nebze oturtabiliyor. Fakat bunun geniş halk tabanlarına, geniş halk yığınlarına yayılması Geçmesi gerekiyor. Bundan bir hafta, 10 gün önce yapılan analizlerde vatandaş o kadar da akılsız değil olan şeyleri görüyor. İşte efendim e, neyin ne olduğunun farkında. Gene seçim öncesi seçim ayarlı bir takım şeyler harekete geçti. Bu defa bu kadar kolay avlanmayacaklar. Bu defa bu kadar kolay kanmayacaklar. Önceki oyun bir daha sahneye konsa bile bu defa yem olmayacaklar çekirge bir sıçrar, iki sıçrar gibi yorumlar, analizler yapılıyordu. Hiçbir zaman böyle yorum ve analizlerin kenarından bile geçmedim. Çünkü aynı oyunun tekrar ber tekrar sahneye konup ve her defasında başarılı olduğu bir coğrafya orası. Bunu akıldan uzak tutmayın. Dün konuştuğumuz Dün ekrana getirdiğim grafikler veya yaptığım analizler neyse onu bugün de yapacak değilim. O dünkü analizdi, dünde kaldı. Bugün artık onun üzerinden de geçecek hal yok. Böyle bir dönem. Sormak, sorgulamak adeta yasak. Manşetin gündemine bakalım. Manşetin gündeminde acaba bu hareket, harekat ve e, bu olağanüstü gelişmeler seçim endekslemi ya da seçimde iktidarın kaybedeceğini gördüğü anda seçimi erteletme gerekçesi olabilir mi? Buna bakacağız. Evet 5 yaşında bir çocuk öldürüldü ve basın siyaset birleşti. Buna da bakacağız. Bu son derece doğal. Bunu garipsiyor veya yadırgıyor değilim. Fakat sivil ölümleri ister istemez böyle bir arkada kenetlenmeyi getiriyor o coğrafyada ve bir noktadan sonra artık orada da yazdım. Sormak, sorgulamak yasak. Soranın, sorgulayanın üzerine yürüyorlar. Hani savaşa hayır demenin fena halde yasaklı bir slogan olduğu günler bu günler. Manşetin gündemi bu ve gazete kapaklarıyla başlayalım. Son manşetlerde Son yayınlarda sık sık gazete kapaklarını getiriyorum ekrana çünkü e, görmemiz gerekiyor, kayda geçmemiz gerekiyor. Cumhuriyet'le başlayalım. PKK-YPG'li teröristlerin roketli saldırısında bir çocuk ve öğretmen şehit oldu. Sivilleri katlettiler. Yine mesela burada bir kutuda Türkiye için risk büyüyor demiş emekli tüm general Ahmet Yavuz. Yani destek mesajları arka arkaya geliyor. Hürriyet çocuk katilleri manşetini atmış. Solda Cumhurbaşkanı Milli Savunma Bakanı ile fotoğrafı altında havada karada sınır yok diyor ki Erdoğan'ın kara harekatına da geçileceği veya kara harekatının da başlayacağı yönünde lafları var. Evet. Karar Gazetesi Davutoğlu'nun yayın organı Gelecek Partisi dağda sıkışınca şehri vurdular başlığı atmış. Okula, ambulansa, roket. Şimdi böyle olunca gerçekten e, lafın bittiği günler derken boşuna söylemiyorum. Yani okul, öğrenci katli, öğretmen katli çok da söz bırakmıyor. Siviller yine hedef demiş Milliyet Gazetesi manşetinden. Havayla sınırlı kalmayacak Cumhurbaşkanı'nın sözleri halk düşmanları manşetini atmış posta gazetesi. Şimdi basın böyle yürüyünce... E, kamuoyu da... televizyonlardaki yayınları siz hesap edin... başka bir biçimde... E, pozisyonlanıyor. Sabah... esasen sabaha gerek kalmadı. Yani pek çok kaçtı artık e, sabah sabahın da ötesinde... E, manşetler attığı için... E, sabahın manşeti daha zayıf, bugün daha zayıf, emin olun, terörün kalbine kara harekatı. PKK'lı kalleşler yine masumları hedef aldı. O arada, gıdada fahiş fiyatı ağır yaptırım, Cumhurbaşkanı'nın lafları filan. Halbuki kimse de sorgulamıyor ki, yani gıdada fahiş fiyat, mevcut ekonomi politikalarının sonucu mu değil mi? Yani marketler yapıyor. İşte komisyoncular yapıyor, aradakiler para kazanıyorlar, milleti söğüşlüyorlar tabir yerindeyse. Hükümetin, iktidarın hiç kabahati yok. Millet alıyor bunu. Aldığı için böyle başlıklar atılıyor zaten. Neyse konumuz bugün ekonomi değil. Sözcü geri durur mu? Şimdi diyorum ya sabahın, takvimin veya yeni şafağın, akşamın manşetlerini getirmeyeceğim buraya. Onlarınkini. Onların manşetleri emin olun bu manşetlerin yanında muhalifimsi diyeyim ben. iktidar kontrolünde belli bir alanda muhalefet yapan gazetelerin attığı başlıkların yanında çok yavan kalıyor. Akşamın yeni şafağın şunun bunun manşetleri emin olun. Amerika'yı dinlemeyin. Havaysa hava, karaysa kara vurun. Hain terörü bitirin. Bıçak yemeğe dayandı üste. Evet. Kahve saldırıların hedefi yine siviller. Bu da yeni çağın İyi Parti'nin yayın organı Yeni Çağ'ın manşeti. Bir gün biraz daha makul bir noktada durmuş. Her bir bomba yıkım demektir. Emperyalizmin bölge politikaları sonucu başlayan ve süren savaşlar yıkım ve düşmanlıktan başka şey yaratmadı. Daha çok bomba ve silah sadece ölüm getirdiği gibi hiçbir sorunu çözmedi. Çözüm savaş politikalarını reddetmektir diyor. Özgür politika karadan işgal tehdidi demiş. Cerablus sınırındaki Antep'in Karkamış ilçesine geceden itibaren adresi bilinmeyen roketler düşmeye başladı diyor. Nereden geldiği belli olmayan roketler ona işaret etmiş. Yeni yaşamsa Taksim'i bombalayan kimse Rojava'yı bombalıyor demiş. Ve iktidarın Rojava'ya saldırı bahanesi için ÖSOY'u kullanarak Taksim saldırısını yaptığını iddia etmiş Yeni Yaşam gazetesi. Fakat bir gerçek var, yılın gerçek bu. Gaziantep Karkamış'a 5 roket düşmüş ve bir okula ve eve e, isabet ediyor. Öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşında fotoğrafı görülen Hasan Karataş hayatını kaybetti iki yaralının durumunun ağır olduğu söyleniyor. Eğitim öğretime de ilçede bir haftalığına ara verilmiş. Bu iki isim. İşte sözün bittiği yer bu. Siviller hele çocuk, kadın, öğretmen, okula düşen roket vesaire olunca bir noktadan sonra artık silahlar konuşmaya başlıyor. Söz bitiyor. Mahir Polat'ın CHP milletvekili yeğeniymiş Hasan Karakaş. Karataş özür dilerim. 5 yaşında bir çocuk gitti. Onun üzerine Mahir Polat'ın tweet'i üzerine yazan Ayşe Hür peki diyor Afrin, Azez, Cerablus, Telabiyat, Resul Aynı da içine alan 30 kilometre derinliğindeki şerit TSK kontrolünde değil mi? İşte bu soruları soramıyoruz. Ama sormuş Ayşe Hür. Linç edilme, sosyal ağlarda linç edilme pahasına. Karkamış Cerablus'un karşısında değil mi? Bakan Koca Fahrettin Koca havan topu dedi. Havan topunun menzili en fazla 8 kilometre değil mi? Sızma mı var yani diyor. Hani hem siz o bölgeyi aylardır yıllardır kontrol altında tutuyorsunuz hem de oradan bir takım roketler düşüyor sizin Gaziantep'inizin Karkamış ilçesine. Ergun Babahan daha ortadan konuşmuş. ÖSO mensupları patlatıyor demiş. Türkiye destekli cihatçıların kontrolündeki bölgeden atılıyor roketler. Savaş tiyatrosu demiş. Kimse sorgulamıyor, sorgulayamıyor. Deminden beri onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi baktığınızda hikaye bu. Bu Anadolu Ajansı'nın grafiği. İşte sivilleri hedef alıyor. İşte nereden atıldığını söylüyor. Karkamış'ta hemen sınıra yakın bir nokta. Cerablus'un hemen karşısı. Haritada da görüyorsunuz. Evet. O arada Amerika'nın Erbil Başkonsolosluğu bu gelişmeleri takip ederken bir e, güvenlik uyarısı geçmiş. Özellikle kendi vatandaşlarına dönük bölgeden uzak durun diyor bunu ne zaman şey yapıyor tarihi de yukarıda 18 Kasım'da yani bu harekattan iki gün önce sınır bölgelerinden uzak durun beklenmedik şekilde kalabalık toplanmaların ve protestoların yakınlarında kendinizi bulursanız dikkatli olun dikkat çekmemeye çalışın filan gelişmeleri takip edin diyor yani kokuyu almışlar veya istihbaratı almışlar zaten bu harekatın haftalar öncesinden planlandığı da ortada. Belki de e, Türk istihbaratı, Amerikan istihbaratı ile bilgi paylaşımında bulundu. Konsolosluklar konsolosluklarda kendi vatandaşlarını uyardı bilmiyoruz. Fakat bir şeyin geldiği belli. O arada Ahlem El Elbeşir bu kadın işte İstiklal Caddesi'ndeki saldırının faili olarak işte yakalandı. Onlarca kişi de gene gözaltına alındı, tutuklananlar var. Sabah Gazetesi'ne verdiği ifadede enteresan şeyler söylüyor. Ve bunu Sabah Gazetesi yayınlıyor. Yani iktidarın yayın organı. Ailenin, Erdoğan ailesinin yayın organı. Başında damadının abisi var. Abim Muhammed Özgü Suriye'de üst düzey komutan. Böyle demiş. Bu arada diyor şey e, ablam Meryem'le YPG kontrolündeki Minbiç'e gittik. Burada Ahmet A ile sevgili olduk. İki ay sonra ayrıldık onun bir süre evli kaldığı yani bu Ahlem Elbeşir'in bir süre evli kaldığı kişinin de abisi Öso üst düzeyinde görev yapmış isimlerden biri anlatıyor beni Öso'ya casusluk yapıyorsun ailene zarar gelecek diye korkuttular demiş işte o gün yaşananlara dair tanıklıklarını anlatıyor ve işte bu tanıklıklara baktığınızda şunu görüyorsunuz. Yani cesaret hapı vermişler hatta. Ee, ne götürdüğünün veya neye alet olduğunun esasen farkında olmayan bir profil. Bir önceki yayında bunu Hürriyet Gazetesi'nin de teşvik ettiğini bombadan habersiz başlığıyla anlatmıştım. Evet. Çantayı bırak oradan ayrıl başkası gelip çantayı alacak demiş. Hacı isimli biri öyle ortada kalan bir eylem esasen bu. Ama 6 vatandaş öldü, 80'in üzerinde yaralı. Şimdi dönelim bu seçim erteleme meselesine. Sabahın bir önceki gün e, attığı başlık dikkat çekiciydi. Manşetin ortasında, birinci sayfanın ortasında. Başkomutan emretti, pençe kılıç vurdu. Şimdi başkomutan bir anda başkomutan oldu Cumhurbaşkanı. Bu kelime önemli. Yani sabah karşılaştığı bu kelimeyi ezbere kullanıyor değil. Şimdi size bunu, bu neden kullandığını, anayasa maddelerini, anayasa kitapçığını sayfa sayfa çevir çevirerek özetleyeceğim. Seçim ertelenir mi, ne olur, o hal gelir mi sorusuna anayasa cevap veriyor. Esasen he hepsi ama hepsi daha detayıyla ve şu anda kamuoyunda konuşulmadığı biçimiyle anayasada yazıyor. Bakın birlikte okuyalım. Sarıyla da işaretledim. Önemli satırları. Anayasa madde 15'te diyor ki Savaş seferberlik veya olağanüstü hallerde durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir. Yani böyle bir olaya girildiğinde temel hak, hürriyet falan hiçbir şey kalmaz. Hepsini durduruyor iktidar. Madde 19 Yakalanan, tutuklanan kişilerle ilgili format neyse e Prosedür neyse onların hepsi de rafa kalkıyor. Gözaltı süresi bilmem ne filan bunların diyor bu, bütün bu süreler diyor olağanüstü hal ve savaş hallerinde uzatılabilir. Yani her şeyi iktidar e, değiştirebiliyor. Madde 78 şimdi seçimlerin ertelenmesi meselesi bu. Madde 78 seçimlerin ertelenmesi meselesini düzenleyen madde. Tamamı ekranda. Ben ilgili bölümü oku, sarı bölümü okuyacağım. Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, meclis seçimlerin bir yıl geri bırakılmasına karar verebilir. Yani bir yıl erteler. Devam. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, yani savaş ve olağanüstü hal devam ediyorsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. Yani 1 artı 1 artı 1 artı 1 gidebilir. Madde 87. Meclisin görev ve yetkileri sıralanmış. Onlardan biri de savaş ilanına karar vermek. Evet. Ama bunu Cumhurbaşkanı kendi namına kullanabiliyor. Çünkü ilerleyen maddelerde o da düzenlenmiş. Madde 92. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesine ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir. Silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da Türk silahlı kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir. Yani meclisi devreden çıkarabilir diyor madde 92. Madde 117 Başkomutanlık Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. Şimdi anladınız mı? Sabah neden bu başlığı attı? Bir daha ekrana getireyim. Başbakan emretti, Pençe Kılıç vurdu. İşte bu maddeye gönderme var orada. Madde 117. Başkomutanlık Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. Olağanüstü hal. Cumhurbaşkanı savaş savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde başka maddeler de var. Süresi 6 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Meclis her defasında 4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu 4 aylık sürede aranmaz muazzam bir keyfek eder bir durum var. Yani Cumhurbaşkanı meclis el ele olağanüstü hali ila nihaya götürebilirler. Ki zaten hatırlayın 15 Temmuz'dan sonra 3 aylık ilan edilmişti. Hatta o zaman bazı şaşkın hükümet sözcüleri e, 3 ay sonunda galiba işte biz bu işi toparlayabiliriz gerek kalmaz falan gibi Numan Kurtulmuş başta açıklamalar yapıyorlardı. Sonra o 3 ay 2016'dan 2018 yazına kadar geldi. Ardından şunu yaptılar bir kanun bir düzenleme yaparak o halde ki kazanımlar neyse onu kanunlaştırıp genel geçer bir kural veya düzen veya nizam haline getirdiler. Yani şu anda Türkiye'deki hikaye 2016-2018 arası uygulanan o halden çok da farklı değil. Son anayasa maddesi madde 148. Diyor ki, Olağanüstü hallerde ve savaş hallerinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerin şekil esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla anayasa mahkemesinde dava açılamaz. Yani bu madde de diyor ki velev ki Cumhurbaşkanı an zaten anayasanın ne kadar yetki, yetki verdiğini anlattım. Madde madde gösterdim. Velev ki diyor yetkisini açtığını düşündürüz. Nasıl açacak bilmiyorum çünkü her şey verilmiş zaten. İşte onun için yani bu tek adam bu başkanlık yetkileriyle asla astı astık kestiği kestik bir sisteme imza attı 2017 referandumuyla. Türk halkı farkında değil. Velev ki diyor açtı. Bu halde bile diyor anayasa mahkemesine dava açılamaz. Yani onu da götüreceğim bir yer yok. İhlal var. Yetki aşımı var diyemiyorsun. Evet. Böyleyken böyle. Şimdi siz ansızın seçim ertelenir mi ertelenmez mi sorusuna cevap verin. Yani bir yönüyle bir gece ansızın gelebiliriz bir gece ansızın her şey olabilir demektir bu. Şimdi bakıyorsunuz sonra dün ekrana getirmiştik onu tekrar hatırlatacağım ama e, AKP'li genel başkan yardımcısı Mustafa Şenki ki kamuoyu araştırma geleneğinden gelen bir isim. Oy oranımız %34'e düşmüştü diyor. İtiraflara bakar mısınız? Artık %40'ın üzerine oturdu. Oy oranı %34'e düşmüşken bunu söylemiyorlar. Ama şimdi itiraf ediyorlar. Peki nasıl yüzde %40'ın üzerine oturdu? Son 3-5 ayda yaşanan gelişmelerle. Ve şimdi belki gene bakıyorlar. Kaboyunun nabzını tutuyorlar. Buralarda durursa veya artarsa devam. Dün bunu hatırlatmıştım. Numan Kurtulmuş söylemişti hafta sonu. Yaz aylarından itibaren AKP'nin oyları yükselişe geçti demişti. Aynı Mustafa Şen. İkisi de genel başkan vekili, genel başkan yardımcısı neyse AKP'de ikisi de aynı şeyi söylüyor. Yaz aylarında düşmüş 34'leri hatta daha da altına şimdi yükselişe geçmiş. İşte bu şunu da hatırlatıyor Ankara katliamının ardından 10 Ekim 2015 çıktığı bir yayında Ahmet Davutoğlu'nun oylarımız arttı, oylarımızı artırdı Ankara saldırısı demesine benziyor. Aynı şey onun için tarih tekerrür edip duruyor o topraklarda. Manşetin gündeminde en son Erdoğan Katar'dan dönerken uçağın içinden Erdoğan'ın cevaplarını sorulandıran isimlerle, kalemlerle, kalem diyeceğim ama esasen bir şey yazdıkları da yok. Onlarla fotoğrafını getireceğim. Burada Erdoğan'ın biraz böyle sola doğru kaykılması eleştiri konusu oldu. Ya acaba sağlık problemiyle ilgili bir şey mi? Çok mu yorgun falan gibi bilmiyoruz. Fotoğrafta öyle denk gelmiş de olabilir. Fakat burada ben bu isimleri hiçbirini hatırlamıyorum. Sadece en solda Abdülkadir Selvi ile sağda ayakta Nermin Yurtiri'yi hatırlıyorum. Yan yana gazetecilik yaptık. Onun dışındaki hiçbirini hatırlamıyorum. Ayrı bir konu. İşte Abdülkadir Selvi görülüyor. Ee, yanındaki e, kadın gazetecinin önüne bakıyorum. Ee, bir not kağıdı var ama yani küçük bir kağıt parçası. İnsanın bir not defteri falan olur değil mi? Yani Cumhurbaşkanı konuşuyor. E, belli ki not alma gereği duymuyorlar niye? E çünkü zaten e, konuştuğu şeyler e, bir biçimde şey oluyor, e, servis ediliyor. Bakın e, gene şu vatandaş kimse onun önünde de böyle bir kağıt kırpılmış gibi bir şey ve e, o da boş. Yani yazma gereği de duymuyorlar işte diğerlerinin önünde de çok fazla bir şey yok. Birinin önünde gerçi biraz böyle bir kalın kaplı bir e, şey var ama. Çok fazla böyle ihtiyaç da duymuyorlar. Hani şey yapmaya yani not defterine, kağıda kaleme gerek yok ki zaten hani orada konuşulan hikaye sansürlenerek veya ne biçimde yayınlanacaksa servis ediliyor bunlara. Maille gönderiliyor artık nasıl ulaştırılıyorsa onlar da kendi kuruluşlarına, kelimesine, virgülüne, noktasına dokunmadan veriyorlar haliyle. Orada not almanın bir manası yok. Ayrıca not almak riskli. <laughs> yani aldığınız notlarla dışarı çıktığınızda yarın öbür gün hatıralarınızı falan yazarsınız veya bir yerlere sızdırırsınız o notları. Başınıza iş gelir falan. Ondan dolayı en iyisi not almamak falan diye de düşünüyor olabilirler. Böyle bir durum efendim. Ansızın seçim ertelenir ertelenir mi sorusuna siz cevap verin. Tabii şu yorumlar da var. Erdoğan bütün meşruiyetini seçimden, serbest seçimden e, ve o seçimle iktidarını sürdürmesinden alıyor vesaire. Buna ihtiyacı var. Dünyanın gözü önünde böyle bir şey yapar mı, yapabilir mi falan gibi. Ben e, bunu bu ihtimali, yani seçim erteletme ihtimali o, ne, olağanüstü koşulları da göz önüne alarak e, gözden e, ırak tutmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu harekata verilen tepkilere baktığınızda da dünya esasen kendi derdinde. Yani dünyanın çok fazla Türkiye'nin yaptığı kattığı karıştırdığı şeylerle falan eskisi gibi ilgilendiği yok Avrupa'dan cılız bir açıklama geldi Almanya'dan galiba endişe verici olarak buldu onlar da endişelene endişelene bir hal oldular Amerika kınamış Gaziantep'e düşen roketler vesilesiyle işte şehit olan sivilleri için bir taziye mesajı var Amerika'dan bir anlamda bu ölen hayatını kaybeden siviller de Türkiye'nin bu harekatına bir meşruiyet kazandırıyor. Böyle bir tarafı da var. Bilmiyoruz ama bu seçim erteleme, erteletme veya bu harekatın gölgesinde veya altında veya olağanüstü hal koşullarında aceta seçime gitme kartı her zaman cepte duruyor. Yani vaktinde gidilse de bu harekat gölgesinde veya bu tantanada gidilecek, ertelense de işte gene benzer koşullarda ertelenecek. Ertelemenin durumu şu yani iktidar kendini güçsüz veya kazanamayacak durumda hissederse erteler ama kazanacak durumda olursa hani o Mustafa Şen'le Numan Kurtulmuş'un söylediği oylar yüzde kırkın da üzerine çıkarsa iktidar tereddüt etmeden vaktinde seçime gidecektir. Seçime gitme gitmeme ihtimalini ne görüyorsun yüzde kaç onu onun için kimse bir şey söyleyemez çünkü gerçekten Türkiye Ankara'nın ne yapacağı artık öngörülebilir olmaktan çıktı. Diyorum ve standart uyarımızla bugünkü yayınımızda noktalıyoruz. Yayını beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Çok zor değil. Beğendiğiniz yayınlar hiçbir yerde listelenmiyor. Bundan emin olabilirsiniz. Abone olduğunuz hangi kanala abone olduğunuz hiçbir yerde görülmüyor, bilinmiyor. Bundan emin olabilirsiniz. Bildirimleri açarak da videolarımızdan ...yayınlandığı anda haberdar olabilirsiniz. Bunun başka bir yolu yok. Ee, özellikle son dönemde... ...belki de Türkiye'deki trollerin veya Türkiye hükümetinin bastırmasıyla... E, ...serbest, bağımsız yayıncılığın önüne bariyerler konuluyor... ...ve bir takım engellemeler söz konusu oluyor. Ee, eskisi gibi e, kolaylıkla bulunamıyor videolar, yayınlar. E, arama çubuğunda arama yapılarak falan da ulaşamayanlar oluyor. Bana geliyor öyle. Ee, ...elbette Twitter linkine bakabilirler... ...Twitter linkini tıklayarak yayınları izleyebilirler... ...ama Twitter'ları yoksa veya Twitter'da bir hesapları yoksa... ...veya Twitter'a da girmek istemiyorlarsa... E, ...ancak ve ancak bu yayınları paylaşarak... E, ...izlemeyenlere veya önüne düşmeyenlere... E, ...bir yol, bir kılavuzluk edebilirler... ...bir yol açabilir, bir kılavuzluk edebilirler diyoruz ve bu standart uyarıyla manşeti noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşça kalın.